Evet, merhaba arkadaşlar. Evet, süre uzatma ile alakalı birkaç mail daha gelmişti ama şimdi şöyle yapacağız. Yani bir son not girme tarihine ben bakayım. Ayın kaçı demiştik biz? 24'ü mü? 24 mü? 25 mi? 25'i. Tamam, 24 diyor. Bazılar 25 diyor. Neyse, bakacağız onlara. Şimdi belki haftanın sonuna kadar belki uzatabiliriz ama öncelikle not ödevleri okumak için bana da biraz zaman gerekiyor. Hani ondan emin olduktan sonra eğer uzatabilirsem uzatalım, ama uzatamazsam ona hani kesin söz vermiyorum. Öyle bir şey, yani uzatırız demiyorum ama benim not ödevleri okumam için de en az 2-3 gün, 3-4 gün olması gerekiyor. Bir bakalım son tarihine. Ona göre şey yaparız. Hani uzatırız ya da uzatmayız. Siz de onu kontrol edersiniz sistemden. Ama söz vermiyoruz. Yani çünkü eğer notların son girilme tarihi ayın 27'si ise veya 28'si ise eğer, o zaman tekrar uzatma şansımız yok maalesef. Tamam. Yani son notların girilme tarihine göre karar vereceğiz. Evet, varsa dedim ben de şunu yani uzatmayız demiyorum. Dediğim gibi hani bir kontrol edelim, ona göre bakalım. Yani olabilecek bir şey varsa yaparız. Yok, eğer olacak bir şey yoksa yapamayız, öyle söyleyelim. Hani bir bakalım, sadece önce bir bakalım, ona göre gereği yapabiliyorsak uzatırız. Ama haftanın sonuna uzatmak bence mantıklı. İşte benim okumam için de birkaç gün lazım, 2-3 gün lazım en az. Çünkü bayağı bir ödev. Gerçi herkes göndermiyor. Herkes gönderse daha fazla oluyor da. Yani bir 100-150 kişi gönder, 100 kişi gönderse 2-3 günde anca okunabiliyor, hepsine bakmak. Öyle kolay olmuyor. O yüzden bana da bir 2-3 gün gerekiyor. O yüzden bakacağız son tarihe. Ona göre bakacağız bir şeylere. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, onunla ilgili de. Şimdi bazı durumlarda, bazı derslerde şöyle bir şey oldu geçmişte. Tam olarak hatırlamıyorum o haftayı ama. Mesela yetişmedi, sonra aynısını bir daha yüklemiş olabiliriz. Ama onlarda hani çift yüklendi diye atıyorum eksik olduğunu düşünmeyin. Eksiklik yok, sadece iki kere yüklenmişse yetişmemiştir. Evet Rıza, senin mailini gördüm ama henüz daha ödevini kontrol etmediğim için cevap yazmadım. Yani şimdi önce ödevini bakmak gerekiyor. Şimdi sen hani normal bir hani okuyup cevap verilecek bir mesajın yok, yani ödev göndermişsin. Hani önce bir ödevi kontrol etmek gerekiyor. Yani doğru cevap vermek için. Önce bir bakmak gerekiyor, sonra sana cevap veririz. Ama sen ödevden eminsen zaten yükleyebilirsin. Sıkıntı yok yani. Eğer yaptığını düşünüyorsan ona göre değerlendiririz. Ama bir hani cevap bekliyorsan önce bir bakmam gerekiyor. Biraz zaman gerekiyor çünkü ödevi incelemek için. O yüzden hemen cevap vermedim yani. Okudum mesajını ama cevap vermedim. Çünkü hemen cevap verilecek bir konu değil yani. Evet, şimdi dil bilgisinden geçen hafta bahsettik. Dil bilgisi ve dillerden bahsetmiştik. Hatta Chomsky'den de bahsettik ama Chomsky'yi bu dersin sonuna da ekledim. Ama işte yer zaman kalırsa tekrar Chomsky'ye biraz değineceğiz. Çünkü geçen hafta hızlı geçmiştik ama zaman kalmazsa artık haftaya. Şimdi şöyle dediğim gibi eski slaytlar olduğu için o kadar çok takılmayın. Slaytlar hangisi varsa onu alın, kabul edin ya, şey değil. Yani 11. hafta yoksa 10 ile 12 ile 11. haftayı dahil etmişizdir. Tekrar çıkarmamışızdır yani. Yani şeylerde, slaytlarda eksik yok. Tamam. Hepsi tamam. Ama sayıları çok bir önemi yok. Yani mesela atıyorum dediğim gibi o sayılara çok takılmayın. Yani ama slaytlarda eksik yok. Siz o slaytlara çalışsanız yeterli yani. İçinde dil bilgisi vardır 12'de. Bakayım, bir 12'de dil bilgisi olması lazım. Geçen hafta anlattığımız yok mu? Onu silmiş miyiz? Diyorsunuz. Tamam, ben kontrol edeyim tekrar. Dil bilgisi ve dillerle alakalı slayta bakayım. Belki silmiş olabiliriz veya
kaydedilmemiş olabilir. Ben yükledim diye biliyorum. Chomsky'yi yüklemiştim ama onu da yükledim diye biliyorum. Bir kontrol edelim. Bir bilgisol var mı yok mu ona bakalım. Evet, şimdi dil bilgisinin. Ya işte normalde en son hafta slaytlara baktım. En son hafta bir tekrar yapmışız. Eğer bu hafta dersimizi bitirebilirsek en son hafta yine tekrarımızı yaparız. Yani öyle bir şansımız var. Yani en sondaki slayt tekrar konu değil, konu bitiyor. Tekrar yapmışız. Yani baştan itibaren ne işledik, ne yaptık, onları bir tekrar etmişiz. İnşallah yine aynı şekilde bir tekrar yaparız son dersimizde. Öyle görünüyor. Şimdi şimdi dil bilgilerini sonlu özdevinirlere nasıl çevirebiliriz? Ona bakacağız. Şimdi mesela özellikle tür 3 dil bilgisini biliyorsunuz. Sonuçta neydi? Regular language'lerdi, değil mi? Regular language'leri finite automata'ya nasıl çevirebiliriz? Öncelikle ona bakacağız. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Biz burada slaytlarımıza bunu ekledik ama şöyle bir şey aklınıza gelmesin tabii ki. Mesela atıyorum tür 0 dil bilgisi var. Peki bu otomatlara çevrilmiyor mu şeklinde bir soru da gelebilir. Tabii ki çevriliyor. Çevrilme gibi bir durum var mı? Yok. Ha ne oluyor? Biraz daha karışık olduğu için biz onu yani içerikten çıkarmışız öyle söyleyelim. Ama daha basit olan tür 3'leri çeviriyoruz. Dediğim gibi tür 0'lar da çevriliyor. Tür 1, tür 2, tür 3 bunların hepsi zaten otomatlarla zaten ifade edilebiliyor. Yani ne oluyor? İşte birinde push down otomata kullanmak zorunda kalıyorsun. İşte birinde Turing makinesi kullanmak zorunda kalıyorsun. İşte tür 3'lerde ne yapıyorsun? İşte finite otomata kullanmak zorundasın. Öyle değil mi? Yani en basit finite otomatayla ne yapabiliriz? Tür 3 dil bilgisini geliştirmemiz mümkün. Şimdi burada şöyle bakalım. Şimdi burada bakın şöyle bir makinenin normalde bileşenleri verilmiş değil mi? Non-terminal'lar var, terminal'lar var, işte geçiş kuralları var, bir de start state'imiz var değil mi? Bunlar verilmiş. Şimdi makinenin başlangıç durumları falan var ve bir de şurada şöyle bir şey verilmiş bakın. Non-Q dediğimiz şey neydi bakın? Non-terminal'larla nedir? İşte C birleşmiş. C'ye ne demişiz? İşte yeni bir VNet'i olmayan yeni bir değişkeni ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Çünkü duruma göre şöyle bir şey yapacağız burada. Öncelikle makinayı bir tasarlayacağız. Daha sonra makineden bazı durumları çıkarabiliriz. Yani ne yapacağız mesela? Atıyorum lambda geçişlerini çıkaracağız. Daha sonra eğer lambda içermiyorsa ne yapacağız mesela? Atıyorum C'yi bitiş state olarak kullanacağız. Çünkü yeni bir state eklememiz gerekiyor. Çünkü normalde biliyorsunuz şeyde bitiş state yok. Öyle değil mi? Sonuçta dil bilgisinde yani sonuçta sonda türetme ile yaptığımız şeyde bitiş state diye bir state'imiz yoktu. Ne yapıyoruz? C'yi biz bitiş state olarak kullanacağız. Yani yeniden ekleyeceğiz, kendimiz ekleyeceğiz. Aynı zamanda lambda içeriyorsa aynı zamanda ne olabilir? Start state de bitiş state olacak öyle değil mi? Çünkü lambda da varsa aynı zamanda başladığı anda bitiyorsa o zaman aynı zamanda bitiş state de olabilir. Yani direkt orada bitebilir de. O zaman start aynı zamanda bitiş state olacak. Şimdi biraz sonra örneklerde daha net olarak bunu anlayacağız. Şimdi bakalım peki nasıl yapabiliriz? Basit olarak şuna bakalım. Mesela bir tane örnek var. Ne yapmışız? Şöyle bir geçiş vermişiz. Bakın ne diyor? Eğer diyor A durumundayken değil mi? A1 state'imiz bizim. Normalde nedir? Non-terminal'ları biz ne yapıyoruz bakın burada? Bir şey olarak state olarak alacağız. Daha sonra terminal'larda ne yapacağız? Geçiş olarak alacağız öyle değil mi? Yani bu şekilde bir ayarlama yapacağız. Mesela A'nın yerine ne yapabiliyormuşuz? AB yazabiliyormuşuz. Burada bakın şurada non terminal var. Bunları biz geçiş olarak alacağız. Şuradaki pardon terminalları geçiş olarak alacağız. Şurada A ve B var. Bunlar da ne yapacağız? Bir state olarak alacağız ve buna göre ne yapacağız? Bir otomatayı tasarlamaya çalışacağız. Bakın A durumundan ne diyoruz burada? İşte küçük A geldiğinde nereye geçmiş? B durumuna geçmiş. Öyle değil mi? Ben ne yapacağım o zaman burada? Bakın eğer A geldiğinde ne olacak? İşte AB olacak. Öyle değil mi? A ile ne yapacağım? B'ye geçeceğim. Sonra bakın şöyle bir şey var. Ne diyor? Bakın A durumundayken diyor, değil mi? A gelmiş sadece. Mesela A'nın yerine, daha doğrusu A non-terminal'ın yerine küçük A yazabilirmişim. Öyle değil mi? Yani küçük A yazdığında ne yapıyor aslında? Biz zaten yeniden türetmelerde veya bu context free grammar'larda ne yapıyorduk? Bütün string terminal'lardan oluşana kadar türetmeye devam ediyorduk. Öyle değil mi? Hepsi ne yapacaktı? Terminal olacaktı. Peki terminal olunca ne yapıyordu? Bitiyordu.
aslında. Yani başka bir şey kalmıyordu, bitiyordu. O yüzden ne yapmışız bakın, A durumundayken küçük A geldiğinde ne yapmışız? Bakın buraya yeni bir bitiş durumu eklemişiz, öyle değil mi? Yeni bir bitiş durumu eklemişiz ve küçük A geldiğinde ne yapmış? Bitmiş. Çünkü zaten ne yapıyor? Bakın A'nın yerine A yazıyoruz ve bitiyor, öyle değil mi? A'nın yerine A yazıyor, bitiyor ve buraya ne yapmışız bakın? Yeni bir bitiş durumu eklemişiz. Biraz önceki slaytımızda da söylediğimiz C durumundan, yani kastettiğimiz şey buydu. Yani çünkü burada artık ne yapacağız? Makineyi bitireceğiz, öyle değil mi? Zaten en son ne oluyordu? İşte şeyler, string bittiğinde makinenin de sonlanması gerekiyordu, öyle değil mi? Makinenin sonlanması gerekiyordu. Şimdi bakalım, örneklerimize bakalım. Şimdi basit bir örnekten başlayalım. Şimdi ne diyor? Şurada bir yeniden context free grammar verilmiş. Bakın starttan başlamışız. S yerine ne gelmiş? Bakın 0 S ve 1 A olmuş. A ne olmuş? 0 B olmuş, değil mi? B ne olmuş? 0 B, 1 S ve 1 olmuş. Buna göre bu makinenin türetebileceği, daha doğrusu context free grammar'la türetilebilen makineyi veya string'i biz ne yapacağız bunu? Otomatayla tasarlamaya çalışacağız. Yapacağımız şey bu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bakın burada bir tane C koymuşuz. Çünkü niye? Bir tane bitiş durumu eklememiz gerekiyor ve bütün şartları sağlayacak. Burada şimdi bakın ne olmuş? Şöyle biraz üzerinde biraz konuşabiliriz. Sonra tasarıma geçelim. Mesela S ile başlamışız. Daha sonra 0 geldiğinde bakın ne olmuş tekrar? 0 gelmiş ama tekrar S olmuş. Öyle değil mi? S'den sonra 0'la tekrar S'ye geri gelmiş. Daha sonra S'den sonra mesela 1 gelmiş. Nereye geçmiş? A durumuna geçmiş. Öyle değil mi? Mesela bakın burada bunlar terminal'lar, değil mi? Terminal'lar. Şu S, A ve B de nedir? Bunlar da non-terminal'lar. Yani bunlar da aslında durumlar diyeceğiz, öyle değil mi? Durumlar diyeceğiz. Buna göre işlemlerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi bakalım nasıl yapmışız? Öncelikle ne yapıyoruz? Bakın start state'ten başlıyoruz. Zaten şuradan başlamışız. Zaten buradaki neydi? S dediğimiz şey bizim başlangıç durumumuzdu. Şimdi buna göre dediğim gibi şunlar geçiş şeyler olacak, değil mi? H'ler olacak, yani geçişler olacak. Bunlar durumlar olacak. İşte non-terminal durumlar olacak. Buna göre ne yapacağız? İşte otomatamızı tasarlayacağız. Şimdi S durumundan başladık. Şimdi bakalım S'den nerelere gidebiliyoruz? Öncelikle ona bakalım. S'den gidebileceğimiz yer iki tane durum var. Zaten başka S yok. Birincisi sıfırla tekrar S'ye geliyormuşuz. Bakın burada sıfırla ne yapmışız? Tekrar S durumuna gelmişiz. Öyle değil mi? Sıfırla tekrar S durumuna gelmişiz. Bir ile nereye geçmişiz? A durumuna geçmişiz. Yani zaten iki ihtimal var. Ya sıfırla S durumuna tekrar geri geleceğiz veya ne olacak? İşte 1 ile A durumuna tekrar geçeceğiz. İşte gittiğimiz yolda ne yapacağız? Hangi durumlarda işletiyorsak, yani hangi geçişleri çalıştırıyorsak çıktığımızda o olacak, öyle değil mi? Çıktığımızın ne olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Duruma göre bakacağız şimdi. Şimdi bakalım. Peki A durumundan nereye gidebiliyormuş? Şimdi bakalım. A durumuna geldik. S ve A durumuna geldik. S'den sonra zaten başka gidiş yok. Sadece bir geldiğinde ne yapabilirim? A'ya gidebilirim. Ancak yapabileceğim şey o. Şimdi ne yapacağım? A'ya bakacağım. A'dan ne diyor? Bakalım sıfırla B durumuna geçebiliyormuşum. Öyle değil mi? Sıfırla B durumuna geçebiliyormuşum. Bakın ne yapmışız burada? A durumundan sıfırla B durumuna geçmişiz. Öyle değil mi? Sıfırla B durumuna geçmişiz. Şimdi A'dan sonra başka gidiş var mı? Yok. A'dan sonra başka gidiş yok. Şimdi B'ye bakalım. Ne diyor? Sıfır geldiğinde tekrar yine B olacakmış. Bakın ne olacak? Kendi kendine geri dönecek, öyle değil mi? Sonra B'den bir geldiğinde tekrar S'ye geçiş varmış. Bakın şöyle bir geçiş yapılmış, öyle değil mi? Bir geldiğinde tekrar S'ye geçiş varmış. Aynı zamanda B'deyken 1 ile de bitebiliyormuş. Değil mi? B'deyken 1 ile de bitebiliyormuş. Bakın 1 gelmiş, ne olmuş? Sonlanmış. Peki şöyle bir şey yapsak. Mesela burada üretilebilen bir test edelim. Mesela gerçekten doğru mu? Değil mi? Şöyle bir makine tasarlamış olduk. Hani gerçekten üretiliyor mu? Ne yapacak şimdi? Biz burada ne yapıyorduk? Context free grammar'larla bir ne yapıyorduk? String üretiyorduk. Şimdi ne yapacağız? Verilen bir string üretilir mi, üretilmez mi? Veya atıyorum ne yapıyordu? Üretilirse aynı zamanda bu makinede bunu ne yapması lazım? Kabul etmesi gerekiyor, değil mi? Mesela başlayalım. S'den başlayalım. Ne olsun? Önce 0 S olsun. 0 S diyelim. Sonra atıyorum S'nin yerine bir A yazalım. Ne diyelim? İşte 0 1 A olsun. 0 1 A olsun. Sonra A'nın yerine yazabileceğimiz tek bir şey var zaten. 0 B varmış. O zaman ne olacak? 0 1 0 B olacak. Kısa tutalım. O zaman bir de B'nin yerine 1 yazalım, değil mi? 0 1 0 1 olacak. Yani ne yaptık bakın? Yukarıda verilen, yani şurada verilen context free grammar'ları kullanarak ne yaptım? 0 1 0 1 ürettim, öyle değil mi?
Şimdi 0101 ürettim. Yani bu ne demektir o zaman? Eğer 0101 geldiği zaman ne yapacağım? Bunu kabul edeceğim. Öyle değil mi? Yani alttaki çizdiğimiz makinenin ne olması gerekiyor? Bunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü üretilebiliyormuş. Onu görebiliyorum ben. Üretildiğini gördük. Ne yapacak? Alttaki makine de kabul edecek. Bakalım kabul ediyor mu? Şimdi S'deyken 0 geldiğinde tekrar ne oldu? Bakın S'ye geldi. İşte 1 geldiğinde A'ya geldi. 0 geldiğinde B'ye geldi. 1 geldi tekrar C'ye geldi ve bitti, öyle değil mi? Kabul ediyor. Demek ki bir örnekte evet, problem değil. Kabul ediyor. Diğerlerinde artık ne yapacaksınız? Bakabilirsiniz ama kabul ettiğini zaten belli. Öyle değil mi? Çünkü ona göre yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle, tabii ki tür 3'lerde geçerli. Ama biraz önce dersin başında söyledim ya. Şimdi şöyle. Şunu düşünebilirsiniz. Hocam tamam, tür 3'leri yapabiliyoruz. Fayan otomatiğe. Peki tür 2'leri yapamıyor muyuz? Değil mi? Tür 1'ler atıyorum olmuyor mu? Veya tür 0'lar olmuyor mu? Şimdi bunların neydi? Hepsi aslında olabilir. Öyle değil mi? Hepsinin olma ihtimali, hepsi yapılacak ama hepsini fayan otomatiğe yapmamız mümkün değil. Neyle yapmamız gerekiyor? Bazen Turing makinesiyle yapmamız gerekiyor. Bazen push-down otomatiğe yapmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir şey vardı. Biz ne yapıyorduk? 0 üzeri n, 1 üzeri n demiştik mi? En çok bahsettiğimiz örneklerden birisi buydu. Mesela böyle bir makinayı, tamam mı? Context Free Grammar'da da çok rahat üretebiliyoruz. Değil mi? Çok rahat üretebiliyoruz. Çok basit bir şekilde üretebiliyoruz. Peki biz bunu finite otomata ile yapmamız mümkün mü? Değil. Peki neyle yapmamız gerekiyor o zaman bunu? Bunu neyle yapacağız o zaman? Bunu push-down otomata ile yapacağız, öyle değil mi? Veya neyle yapabiliriz bunu? Turing makinesiyle yapabiliriz. Yani finite otomata ile yapmamız mümkün değil. Peki finite otomata ile, yani deterministik veya non-deterministik, öyle değil mi? Her ikisi de olabilir, problem değil. Peki finite otomata ile neyi yapabiliriz? Tür 3'ü yapabiliyoruz sadece doğal olarak. Çünkü basit bir dil ve biliyorsunuz belli kuralları vardı, öyle değil mi? Geçen hafta bahsetmiştik. Belli şartları vardı. Yani bunları biz fine automata ile yapabiliyoruz. Diğerleri biraz daha karmaşık olduğu için dersin içeriğinde yer vermemişiz. Öyle söyleyelim. Hani yoksa yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepsini tanıyan bir otomata zaten var, biliyorsunuz. Evet, şimdi bakalım. Peki, şimdi tür 3'ü yaptık. Peki sağ doğrusal dil bilgisinin türettiği dil tanıyan bir özdevinir nasıl? Yani sonuçta otomatayı, özdevinir değil mi? Otomata zaten, öyle değil mi? Otomatayı nasıl yapabilir, ona bakalım şimdi. Şimdi burada şöyle bir şey yapmışız. Bir kere sağ doğrusal. Sağ doğrusal dediğimiz şey ne? Türetme sağdan itibaren oluyor, öyle değil mi? Mesela şuraya örnek olarak bakalım. Şu örneğimiz nerede? Evet. Mesela bakın ne var? 0S var, 1S var, 1111A var. Mesela A1 diye bir şey var mı? Yok. O zaman sol doğrusal olacak, öyle değil mi? A1 diye bir şey yok. Mesela 1 1 A var. Bir kere sağ doğrusal demek, yani sonuçta hangi adımlardan, yani sağa doğru gideceğimizin de belli olması gerekiyor. Şimdi sağ doğrusalda peki nasıl yapıyoruz? Şurada bakalım örnek, işte bir anlatmışız biraz. Şimdi burada alfa i durumları var. Ne diyor? Herhangi bir yeniden yazma kuralının son eki, değil mi? Son eki olarak. Mesela 1 1 A'daki gibi. Mesela atıyorum son eklerinde ne yapıyoruz? Her birini ne yapmışız aslında bakın. Bir state olarak aslında almışız, fark ettiyseniz eğer. Bakın S bir state, lambda bir state, işte alfa 2 bir state, alfa 3 bir state. Yani mesela atıyorum 1 1 1 A ise nedir? İşte 1 1 1 A bir state, 1 1 A bir state, 1 A bir state, A bir state gibi, değil mi? Onların her birini ne yapmışız aslında? Bakın ön ekle son ekleriyle birlikte bir state olarak almışız ki sondan eklemeli dile uysun diye o şekilde. Yani sonuçta sondan eklemeli yapacağımıza, sondan eklemeli dil için yaptığımız için o şekilde almışız. Şimdi bakalım en sonunda da bakın şurada F'ye de lambda demişiz. Demek ki lambda ile bitirebiliyoruz, öyle değil mi? Lambda ile bitireceğiz bakalım şimdi. Zaten en son lambdaları kaldıracağız. Şimdi bakalım burada en sona işte alfa demişiz. Alfa bitiş durumu olsun demişiz. Nedir? Bu da A durumundan, değil mi? Alfa ile bunu gerçi ters yazmış. Öyle görünüyor. Yok, sadece geçişleri lambda ile geçip evet, şimdi sondan eklemeli olduğu için şimdi biraz öncekinin tam tersini yapmışız. Ne oluyor? Bakın burada alfa durumuna geçiyor. Alfa durumu alınca aynı zamanda bitiş durumu, öyle değil mi? Ama peki normalde biz daha önceki türüşte nasıl yapacaktık? Mesela alfa ile geçip bitirecektik, öyle değil mi? C'ye diyecektik. Ama burada ne yapmış bakın? Tamam, yine alfa durumunda bitiyor. Ama neyle geçecek peki? Geçeceği bir şey yok. Neyle geçmişiz? Bakın lambda ile geçmişiz, öyle değil mi? Lambda ile geçip alfa ile bitirmişiz mesela. Daha sonra bakalım burada. Mesela alfa i
A, B, İ şeklinde. Eğer böyle bir şeyimiz varsa zaten iki tane kuralımız var. Bunları işleteceğiz. Başka bir şey yapmayacağız zaten. Şimdi alfa i bakın bir state olmuş değil mi? Beta i bir state'imiz var. Neyle geçmişiz bakın burada? A ile geçmişiz. Öyle değil mi? Çünkü ama bu normalde bitiş durumu olmadığı için bir sıkıntı yok. A ile geçmişiz. Zaten A geldiğinde ne yapmış? Beta i durumuna geçmiş. Öyle değil mi? Beta i. Peki beta i ne olabilir? Aynı zamanda hani terminallardan veya non-terminallardan da her ikisi de beraber birleşmiş bir ne olabilir? İfade olabilir. Bir problem yok. Yani bitiş durumlarını biz şu şekilde yazacağız. Daha sonra uç simgeleri seni diyor. Bakın ilk simgesi bir uç simge olan her bir alfa i içinde böyle bir geçiş durumu yapacağız. Bunları yaparak ne yapabilir? Yani sonuçta iki tane durum var zaten. Bunları tekrarlayarak ne yapabiliriz? Aslında verilen sağ doğrusal bir tane ifadeyi ne yapacağız? Makineye, otomataya çevirebiliriz. Öyle değil mi? Otomataya çevirme şansımız var. Şimdi bakalım burada bir tane örnek vardı. Şöyle bir örneğimiz var. Bakın sağ doğrusal bir örneğimiz var. Nedir? S'nin yerine 0s. Özellikle bakın burada sağdan türetildiğini görebilirsiniz. Öyle değil mi? Bakın solda ne var? Terminallar var. Hepsinde terminallar var. Ve nedir? İşte sağa doğru gidiyor. Yani uzuyor, gidiyor. Yani sonuçta sağa doğru, sağa ne yapıyor? Yerine başka bir değer yazıyoruz. Şimdi peki hangi durumlar var? Dedik ki biz bütün durumları ne yapacağız? Aslında bir ifadeleri biz şey yapacağız. Ne yapacağız? Bir durum yapacağız. Mesela atıyorum 0s'yi bir durum yapacağız. 1s'yi bir durum yapacağız. 1a'yı bir durum yapabiliriz. Veya 1a'yı bir durum yapabiliriz. Neyse duruma göre bakacağız şimdi. Bakın. Şimdi s'den sonra 0s'ye geliyormuş. Tamam. 0s'yi bir durum yapacaksak o zaman geçişi ne yapmamız gerekiyor? Lambda ile yapmamız gerekiyor. Bakın burada yapmışız. Şimdi s'den sonra nedir? Bakın. 0s'ye geçiyor. Tamam. 0s'ye geçiyor. 0s'ye geçiyor lambda'yla. 0s olabilir. Zaten bir geçişin herhangi bir şeye gerek yok. Tekrar 0 geldiğinde, öyle değil mi? 0 geldiğinde ne yapıyor bakın? 0'la tekrar s'ye geri dönebiliyorum. Şimdi biraz şunu da diyebilirsiniz. Ya az önce yaptığımızda da çok benziyordu. Hemen hemen aynı şey gibi gelebilir diyorsunuz. Biraz sonra sadeleştirdiğimizde ona döndüreceğiz ama öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde gidip hata, yani bir kere hata yapmamamız gerekiyor. Çünkü sağ doğrusu olduğundan emin olmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Bakın ne yapmışız burada? Lambda ile 0s'ye geçmişiz. 0'la ne yapmışız? S'ye geçmişiz. Zaten aynı şey değil miydi? Biraz öncekine çok benziyor değil mi? Bakın. S'den sonra 0s'ye geçilmiş. Ya aslında 0 gelince S'ye geçmiş gibi bir şey olacak aslında. Şimdi bakalım. 1s'de durum yapmışız. Mesela 1s'ye durum yapıyoruz burada. 1s'ye durum yapınca bakın S'den sonra 1s'ye lambda ile geçeceğiz. Daha sonra 1 geldiği zaman ne yapacağız? Tekrar S'ye geleceğiz. Öyle değil mi? S'ye geleceğiz. Yani sonuçta 1s'ye gidebilir, 0s'ye gidebilir ve bir de neye gidebilir bakın? 1 1 a'ya gidebilir. Zaten 3 tane ihtimal var. Bunların hepsinden nedir? Geçişler ne yapacağız aslında? Lambda ile geçiş koyacağız hepsine. Lambda ile geçiş koyacağız. Bakın ne olmuş? 3 tane yere gelip gitmiş zaten. 1s'ye, 0s'ye, 1 1 a'ya geçiş var. Ama dediğim gibi sonuçta 0 geldiğinde s'ye geçmiş, 1 geldiğinde s'ye geçmiş ama 1 1 a'ya nasıl geçiyor bakın? Direkt lambda ile geçebilir. Öyle değil mi? Problem yok. Lambda ile geçiyor. Geri tekrar s'ye geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü geri S'ye dönüş var mı? Yok. Şimdi peki 1 1 a'dan sonra şöyle bir durum var. Peki 1 1 a'dan sonra ne var dedik? Yani biraz önce söylemiştik. Alfa beta i şeklinde ifade etmiştik. Mesela 1 1 a'dan sonra bir de ne var burada? Bakın 1 1 1 a'dan sonra daha 3 tane 1 var. 2 tane 1 a durumu var bakın burada. Öyle değil mi? 2 tane 1 a durumu var. Peki ne zaman geçecek buraya? 1 geldiğinde geçecek. Öyle değil mi? Şimdi bunu 1 1 a nereden geldi diyorsun. Şimdi bakın bu 3 tane 1 a'nın içerisinde 1 1 a yok mu? 1 1 1 a'nın içerisinde mesela ilk biri çıkardığım zaman 1 1 a gelmiyor mu? Kalmıyor mu? 1 1 a kalıyor. Evet şimdi zaten şöyle bir şey var. Buradaki geçişleri ben neye göre oluşturuyorum? Şuradaki kurallara göre oluşturuyorum. Bir kere o belli. Şimdi bakın normalde S'den nereye geçiyorum ben? Şu 1 1 1 3 tane 1 a'ya geçiyorum. Peki bir 1 geldiğinde nereye geçeceğim o zaman? 2 tane 1 a'ya geçeceğim. Öyle değil mi? 2 tane 1 a'ya geçeceğim. Sonra bir 1 daha geldiğinde 1 a'ya geçeceğim. Sonra bir ne olabilir? A gelebilir. Geriye sadece a kalıyor zaten. Öyle bir şey yok. Geriye sadece a kalacak. Ona göre yapacağız. Evet bir önce bir anlatalım sonra sorulara bakarız. Şimdi dediğim gibi bakın burada şöyle bakalım. Evet. Bir geldiğinde nereye geçmişim? Bakın 1 1 a'ya geçmişim. Yani şuradaki biri ne yapıyorum? Yazıyorum. Değil mi? Bir geldi 1 1 a'ya. Peki bir geldiğinde 1 a'ya geçeceğim. Değil mi? Bir geldiğinde 1 a'ya geçeceğim. Sonra
Bakın bir A'dan sonra şöyle bir durum var. Bununla aslında şuradaki bir A ile şu A'yı birleştirmişim burada. Öyle değil mi? Birleştirmişim. Şimdi bir A'dan sonra bakın neyle geçiyor? Bir A'dan sonra bir geldiğinde değil mi? Sıfır A'ya geçmişiz. Şimdi bir geldiğinde nereye geçmesi gerekiyor? A'ya da geçmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Mesela 3 tane 1 vardı. Mesela ne geldi bakın? 1, 2, 3 geldi. 3 tane 1 kullandık. A'ya geçmesi lazım. Buraya 0 A yapmışız. Biraz sıkıntılı gibi görünüyor ama şöyle bir şey var burada bakın. Lambda ile nereye geçmişim aslında? A'ya geçmişim. Yani sonuçta A'ya da geçebiliyorum. Öyle değil mi? A'ya da geçmişim. Yani sonuçta 3 tane 1 geldiği zaman A'ya geçebilirim. 0 A'da da kalabilirim. Öyle bir şey de var. Çünkü A'nın yerine 0 A'da gelebiliyor bakın burada. Öyle değil mi? Bakın A'nın yerine 0 A'da gelebiliyor. A'da kalabilirim. Veya 0 A'ya da geçebilirim. Öyle bir durum var. Peki 0 A'dayken 0 geldiğinde 0 da geldiğinde A'ya geçmem gerekiyor tekrar. Bakın 0 geldiğinde nereye geçmişim? 0 A'ya geçmişim. Aynı zamanda lambda ile tekrar A'ya geçebiliyorum. Tamam. Öyle bir şey var. Yani sonuçta durumu sağlıyor. 1 geldiğinde ne yapıyorum peki? Öyle şöyle bir durum var. A'dayken 1 geldiğinde ne yapmam gerekiyor? Tekrar A'ya geçmem gerekiyor. Öyle değil mi? Mesela 1 geldiğinde A'ya geçmem gerekiyor. Var mı peki öyle bir durum burada şartı sağlıyor mu? Bakın 0 A'dan lambda ile nereye geçmişim? 1 A'ya geçmişim. Öyle değil mi? 1 A'ya geçiyorum. Ve buradan ne yapabilirim tekrar? 1 geldiğinde şuradan tekrar A'ya geçebiliyorum. Öyle değil mi? Öyle bir şey yapmışız ve daha sonra lambda ile bitirmişiz. Yani en sonunda bitiyor. Yani biraz tabii ki çok basit gibi görünmüyor, değil mi? Şimdi bunu sadeleştireceğiz. Tabii ki bu biraz daha ham hali. Önce bunu yapacağız. Daha sonra bunu ne yapmamız gerekiyor? Bir de bunu sadeleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım peki nasıl sadeleştireceğiz? Bakalım şimdi. Şimdi şöyle bakalım şuradan. Önce şuradan bakalım. S'ye geldiğimizde. Bakın bir geldiğinde nereye gelmiş? Tekrar S'ye gelmiş. Daha sonra sıfır geldiğinde nereye gelmiş? Tekrar yine S'ye gelmiş. Öyle değil mi? O zaman ne yapacağız burada? Yani burada varmış daha iyi. Evet. Bakın bir geldiğinde ve sıfır geldiğinde tekrar S'ye gelmiş. Biz ne yapıyoruz o zaman? Bakın burada. Sıfır ve bir geldiğinde tekrar S'ye geldiğini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi burada bakın neydi? Şuradan şuraya bir lambda ile geçiş vardı, değil mi? Lambda ile geçişi kaldırabilirim. Peki bir geldiğinde nereye geçiyordu? Bakın 1 A'ya geçiyor. O zaman aslında şu gereksiz bir state, öyle değil mi? Çünkü lambda ile oraya geçiyorsun. Daha sonra bir geldiğinde 1 A'ya geçiyorsun. Hayır, lambdaları kaldırıyoruz. Lambdaları kaldırıp sadeleştiriyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi şuradan şimdi neydi bu? Bakın buraya lambda ile geçiyorduk buraya. Bir geldiğinde şuraya geçiyorduk. O zaman bu aslında değil mi? Çok gerekli bir durum gibi söz gelmiyor. Öyle değil mi? Bunu ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Doğrudan buradan S'den bir geldiğinde buraya geçebiliriz. Şurada, gel şurada da yazılmış zaten. Bir geldiğinde ne yapıyoruz? Bakın 1 A'ya geçmişiz ve en son ne olmuş da 1 A 1 A değil mi? En son şuraya gelmişiz. Şurada biraz sıkıntı var gibi görünüyor. Bakalım şurada 1 A'dan sonra değil mi? Bir geldiğinde nereye geçmiş? 0 A'ya geçmiş. Ama biraz önceki şuradaki slayta bakalım. Şöyle nasıl sadeleşti ona bakalım. Mesela 1 A'dan sonra bakalım. 1 A'dan sonra bakın bir geldiğinde nereye geçiyor? Bakın bunun A'ya geçebiliyor. Tamam. Sonra 1 A bir geldiğinde A'ya geçiyor. Öyle değil mi? Peki 0 A'dayken bir geldiğinde ne yapıyor? Yine A'ya geçiyor. Öyle değil mi? Yine A'ya geçebiliyor. O yüzden 0 A'nın yerine ne yapmışız? A yazmışız ve A da aynı zamanda bitiş durumu olmuş. Yani 0 A da aslında gereksiz bir durum. Çünkü bakın her halükarda dolanıyor tekrar A'ya geliyor. En son yine nereye gidiyor? Bakın gittiği yer neresi? Bakın alfa ile gittiği yer yine A durumu, öyle değil mi? Daha sonra alfa ile gittiği yer neresi? Bitiş durumu. Öyle değil mi? Buradan başka bir yere gitmiyor. Yani hepsinde nedir? Bakın hep alfa ile gidiyor buradan. Buradan geçişlere bakın. Hep alfa ile gidiyor, değil mi? Bakın buraya gidiyor alfa ile. Buraya gidiyor alfa ile. Buraya gidiyor alfa ile, öyle değil mi? Her tarafı alfa ile gidiyor. Bunu kaldırırsak aslında şunu şuraya getirirsek aslında işimizi çözüyor. Şimdi şöyle alfa zaten mantıksız diyorsun ama ona göre çözümlüyorsun ama. Yani önce lambdaları koyup daha sonra ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Çünkü her zaman bu şekilde olmayabilir. Şimdi bakalım. Başka yokmuş örneğimiz. Şimdi var mı burada sorusu olan, anlaşılmayan? Önce ona bir bakalım. Sonra sol doğrusalı sonra geçelim. Sol doğrusal. Bunu anladıktan sonra sol doğrusal kolay.
Çünkü bunu kullanarak sol doğru sayı yapacağız. Yani öncelikle şuradaki kurallara göre biliyorsunuz şurada iki tane kuralımız vardı zaten. Şu iki kuralı kullanarak ne yapıyoruz? Bir kere şeyi oluşturuyoruz. Şurada iki tane kuralımız var. Bu iki tane kuralı kullanarak makinayı oluşturuyoruz. Daha sonra yaptığımız şey ne? Sadeleştirmek. Yani nandaları kaldırıp sadeleştirmek. Tabii ki denk olan makinayı yapıyoruz. Mesela atıyorum burada şuna bakabiliriz. Mesela burada ne üretebiliyoruz? Basitçe hızlıca üretin. Mesela ne üretip bakalım sağlıyor mu sağlamıyor mu? Belki de yanlış yapmışızdır, değil mi? Ne olabilir bakalım. Mesela 1 1 1 üretebilir miyim? 3 tane 1 üretebilirim gibi görünüyor. Zaten içinde 3 tane 1 olmayan bir şey üretemiyorsun zaten büyük ihtimal. Öyle görünüyor. Mesela 3 tane 1 üretebilir miyim? Mesela S'nin yerine 3 tane 1 1 1 A yazabilirim. A zaten lambda oluyormuş. Öyle değil mi? Buradan 3 tane 1 üretebiliyorum. Bakalım şimdi 3 tane 1 kabul eden bir makine mıdır burada? Doğru mudur? Mesela 3 tane 1'i kabul ediyor mu? Bakın. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Kabul ediyor yani, değil mi? Bak sıkıntı yokmuş yani. Değil mi? 3 tane 1'i ne yapıyor aslında? Kabul edebiliyor. Veya bakalım başka 3 tane 1 çok basit gibi oldu diyorsunuz belki. 0 S'nin yerine 3 tane mesela bir tane 0 gelsin, 3 tane 1 gelsin. A'nın yerine 1 A yazsak 4 tane A olur. 0 4 tane 1 A olur mesela. 0 4 tane 1 olur mesela. Değil mi? 0 4 tane 1 de kabul eder. Mesela böyle bir şey üretebiliriz. Mesela içerisinde sıfırla başlıyor. 4 tane 1 olan bir stringi normalde buradan üretebiliyorum. Öyle değil mi? Şunu kullanarak bu context free grammar kullanarak ne yapabilirim? Üretebilirim. Bir tane 0, 4 tane 1 üretebiliyorum. Bakalım şimdi şurada. Bir tane 0 zaten buraya geliyor. 4 tane 1 bakın buraya. 1, 2, 3, 3 ile buraya geleceğim. Değil mi? Gerçi şurada 1 de var. Bir dur bir durumu var mı burada? Şimdi silelim önce. Evet bir durumu da var. Gerçi fark etmiyor. Her halükarda birden fazla şey var zaten. Çünkü bu biliyorsunuz non-deterministik bir yapı oldu. Belli zaten. Şimdi 0-1'de ilk 0-1'de mesela bir tane 0 4 tane 1 olacak değil mi? Buna bakacaktık. Mesela 0-1'deyken ne olabilir? S'de kalabilir. 3-1'de kabul edebilir. Veya 0'dayken S olabilir. 3. 1'de şuraya en sona geçebilir. En son A'da bir kere dönebilir. Fark etmiyor. Hepsinde kabul ediyor. Değil mi? Sonuçta iki durumda da kabul etme şansı var. Yani sonuçta makinenin dengini ne yaptık? Yaptık. Öyle değil mi? Makinenin dengini ne yapabiliyoruz? Gerçekleştirebiliyoruz. Var mı sorusu olan? Anlaşılmayan? Yani evet biraz karışık gibi ama biraz dikkatli bir şey düşünerek yaptığımız zaman zaten otomatanın biliyorsunuz bir kuralı yok. 4 tane sıfır nasıl üretebiliyorsun? Üretebiliyor musun? 4 sıfır üretiliyor mu? Bir kere alta bir olmadan geçme şansın yok. 3 tane bir olmadan geçme şansın yok. 4 sıfırı kabul etmeyecektir. Üretemezsin. Peki 4 sıfırı kabul etmeyecek o zaman bu da. 4 sıfırı zaten kabul etmiyor. 3 tane 1 olmadan bakın. 3 tane 1 olmadan bir kere kabul durumuna geçme ihtimali zaten yok. Direkt kafadan eleyebilirsin. Yani içerisinde 3 tane 1 olmayan bütün şeyler eriyecek. Yani S'de kalacak tabii doğal olarak. Gidemez. Yani şimdi zaten bu makinenin dili için şunu söyleyebiliriz. Ne olacak? İçerisinde en az 3 tane 1 kabul 1 olan stringi kabul eden bir makina. Öyle değil mi bu? Yani 3 tane dili ne yapacak? Kabul edecek. 3 tane biri kabul edecek. Peki sol doğrusala bakalım şimdi. Şimdi sol doğrusalda şu örneğimize bakalım. Sol doğrusal nasıl oluyor bakın burada. S 1 0 olmuş. Öyle değil mi? Bakın soldan itibaren gidiyor. Evet, bunun için zaten yeni bir yöntem geliştirilmemiş aslında. Sadece şöyle bir şey var. Sağ doğrusallık kullanarak ne yapabiliriz? Sol doğrusal için de geliştirmemiz mümkün. Peki nasıl yapacağız bunun için? Bunun için birkaç tersini alacağız ve ona göre işlem yapacağız. Öncelikle şöyle bir şey var. Tüm yeniden yazma kurallarını ne yapacağız? Sağ tarafların tersine çevireceğiz. Tersine çevir. Mesela atıyorum
S1 0'dı, öyle değil mi? Bir tane örnek vardı. Bunu ne yapacağız mesela? 0 1 S yapacağız. Bakın ne oldu o zaman? Bütün şeyleri yeniden yazma kurallarını tersine çevirirsek eğer aslında sağ doğrusal bir dil elde ediyorum, öyle değil mi? Sağ doğrusal bir dil elde ediyorum. Peki sağ doğrusal bir dil elde ettiğim zaman biz bunu otomataya çevirdik mi? Az önce çevirdik, öyle değil mi? Otomataya rahatlıkla bunu çevirdik ve bir tane otomata elde etmiştik. Peki ne yapacağız? Tabii ki sağa çevirirsek bunun tersini elde etmiş olacağız doğal olarak. Tekrar ne yapacağız otomatayı bu sefer? Ters bittikten sonra tekrar ters çevirmemiz gerekecek. Nasıl yapacağız bunu o zaman? Bunun için de ters çevirmek için de yapmamız gereken şey şu aslında. Başlangıç durumunu uç durum yapacağız. Uç durumlar ise başlangıç durum yapacağız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer birden fazla uç durum varsa tek bir başlangıç durumu yapmamız gerekiyor, değil mi? Çünkü birden fazla başlangıç durumu olmayacağına göre ona da göre de bir tedbir almamız gerekiyor. Yani bir tane yeni başlangıç durumu ekleyip belki lambda ile geçişler konulabilir. Onu da eğer kaldırılabiliyorsa onu da sonra ne yapabiliriz? Kaldırabiliriz. Ve tüm durumları ne yapacağız? Tersine çevireceğiz. Mesela atıyorum işte buradan şöyle bir durum olsun mesela. Atıyorum diyelim ki Q1 durumu olsun. Şöyle Q2 durumu olsun diyelim bir de. Eğer Q1'den Q2'ye sıfırla geçiyorsak bunun tersini nasıl alacağız? Bunun tersini Q2'den Q1'e sıfırla geçmiş olacak. Öyle değil mi? Yani bütün durumlar, bütün geçişleri ne yapacağız? Tersine çevireceğiz. Uç durumları, başlangıç durumu, başlangıç durumu, uç durum yapacağız. O zaman ne yapmış olacağız aslında? Sol doğrusalı da elde etmiş olacağız. Yani sağ doğrusalı kullanarak ne yapabiliriz? Sol doğrusalı elde edebiliriz. Bakalım şimdi yapacağımız işlere bakalım. Şimdi bu da nedir? Tabii bir kere bakalım. Sol doğrusal bir dil var. Basit olarak biraz verilmiş. 0 ve S1 0. İlk kuralımız neydi? Öncelikle bunu sağ doğrusal hale getirecektik. Öyle değil mi? Sağdan türetilebilir hale getirecektik ve ona göre bir makinayı elde edecektik. Sonra bunun tersini alacaktık. Bakalım bunu tekrar reverse yani tersini almışız. Neymiş? Bakın 0 zaten bunda problem yok. S1 0'da ne olmuş bakın 0 1 S olmuş, öyle değil mi? 0 1 S olmuş. Tersini almışız. Buna göre artık biz bunu nasıl yapacağımızı zaten biliyoruz, öyle değil mi? Nasıl yapacağımızı biliyorduk. Neydi? İşte 0 işte 1 ne olacak? Lambda ile geçiş ekleyeceğiz. 0 1 S işte bizim durumlarımız olacak. 1 S durumumuz olacak. Ona göre biraz önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Bakalım şimdi. Şimdi S'den başlıyoruz, öyle değil mi? En son lambda ile bitirmişiz zaten. Önceki kurallarımızı işleteceğiz. Şimdi S'den başlayalım. S'den sonra ne yapıyoruz burada bakın. S nereye gidiyor? Önce ona bakalım. Kurallarımız nerede bizim? Kuralımız yok burada. Evet şurada mı? Evet şuradaymış evet kuralımız. S'den sonra nereye gidiyor bakın. 0'a gidebiliyor. 0-1 S'ye gidebiliyor değil mi? Sonra 0-1 S'den sonra 1 S'ye de gidebiliyor. Öyle bir şeyimiz var değil mi? 1 S'ye de gitme şansımız var. S'den tekrar bitebiliyor. Mesela S'den bitiyor. 0-1 S'den bitme gibi bir şans yok. Böyle bir durum yok ama onu da ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Bakalım şimdi S'den. Lambda ile nereye gitmiş? Bakın 0'a gidebilir. 0 1 S'ye gidebilir. Bakın ne olmuş? Lambda ile 0'a gelmiş. Daha sonra bir de nereye gelmiş? 0 1 S'ye gelmiş. Öyle değil mi? Şimdi 0 1 S'den sonra 0 gelirse nereye gidecek? 0 1 S'den 1 S'ye gidecek. Doğal olarak 1 S'ye gidecek. Peki 1 gelirse nereye gidecek? S'ye gidecek. Bakın 1 gelirse nereye gelmiş tekrar? S'ye gelmiş. Peki 0'dan sonra ne olacak? Sıfır gelmesi demek zaten nedir? Aslında bitiyordur, öyle değil mi? Yani bitiyor. Yani ne olmuş olacak? Sonuçta hepsi terminal dönüşmüş olacak, öyle değil mi? Sıfır gelirse ne olacak? Bitecekti. Ve sıfır geldiği zaman ne yapmışız? Bakın burada bitmişiz. Yani şu durumda sıfır geldiği zaman zaten bitmiş oluyor. Şimdi burada biraz önce yaptığımız şeyin aynısı. Ne yapacağız bunu? Önce sadeleştirmiş miyiz? Çevirmiş miyiz? Bakalım bir. Önce çevirmişiz, sonra sadeleştirmişiz. Önce ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Yani S ne olacak? Bitiş durumu olacak. Lambda ne olacak? Başlangıç durumu olacak. Öyle değil mi? Ters çeviriyoruz. Bakalım şimdi. Buradan ters çevirmişiz. Lambda ile ne yapmışız? Başlangıç durumu olmuş. Bu da bitiş durumu olmuş. Şimdi bakalım. Şimdi eksik durumları ne yapacağız? Bitirmeye, kaldırmaya çalışacağız. Gerekirse ne yapabiliriz? Yeni bitiş durumu da ekleyebiliriz. Şimdi buradan bakalım. Lambda'dan başladığımızı düşünelim. Buna ne demişiz? S demişiz. Altta şurada görüyorsunuz S demişiz. Şimdi sistemi inceleyelim. Makinamızı inceleyelim. Ne yapmışız? Bakın sıfır geldiğinde nereye gelmiş? Sıfıra gelmiş ve lambda ile bitmiş. Öyle değil mi? Lambda ile bitmiş. Böyle bir durum var. Buraya
Şöyle bir şey eklemişiz bakın buraya. A'ya dönüştürmüşüz bunu. Yani bitiş durumu yapmışız ve A demişiz buna. Sıfır geldiğinde bitmiş direkt, öyle değil mi? Bitmiş. Zaten başka bir buraya mı geliş, başka bir yerden buraya geçiş var mı? Yok. O yüzden bizim makinamızın çalışmasını etkilemiyor, öyle değil mi? Böyle bir şey yapabiliriz. Yani sonuçta ben buraya bitiş durumu ekleyebilirim ve sıfır geldiğinde, yani sadece buradan itibaren bitiriyorum. Bakın buraya A'ya B'den veya C'den bir geçiş söz konusu mu değil. Zaten buraya geçiş yok. Sadece bakın nereden bitiyor? Şuradan bitiyor. Ben buradan ne yapmışım? Zaten bitirmişim. Şimdi yukarıya bakalım. Şimdi B'ye, şuraya mesela B desem, şuraya nasıl geçmişim? Bakın sıfırla buraya geçmişim, değil mi? Lambda ile buraya geçiyorum. Şimdi biraz karışıyor tabii şekiller. Şöyle temizleyelim. Lambda ile buraya geçiyorum. Bakın S'den sonra 1 ile tekrar bu nereye geçmişim? Buraya geçmişim, öyle değil mi? 1 ile buraya geçmişim. Bakın ne yapıyorum o zaman? 1 ile buraya geçtiğim zaman, mesela atıyorum ben buradan şu bağlantıyı kaldırdığım zaman, o zaman 1 ile buraya geçme şansım yok buradan buraya. O zaman ne yapmışım? Şuradan şöyle bir geçiş eklemişim bakın. Şöyle bir geçiş var burada, öyle değil mi? Nedir bakın burada? 1 ile buraya geçebilir miyim? Evet. Eğer 1 gelirse buraya geçme şansım var mı? Var. Çünkü burada da var bakın. Şöyle geliyorum landayla. Daha sonra 1 ile nereye geliyorum? Buraya geçiyorum. Yani şuna da ne demişiz aslında? B demişiz. Yani bunun birebir eşleniği de bu. Şimdi buraya geldiğimizde bakın şurada da lambda ile bir geçiş var. Önce onu dikkat etmek gerekiyor. Sıfırla nereye geçmişim aslında? Sıfırla buraya geçtiğim zaman ne oluyor? Bitiyor. Öyle değil mi? Bitiyor. Şimdi o zaman ne yapmışım? Bakın sıfırla buraya geçmişim. Yalnız burada şöyle bir şey var. Buraya geçtikten sonra eğer bu durumdayken yine bir geldiğinde ne yapıyorum? Tekrar buraya tekrar gelmem lazım, öyle değil mi? Bir geldiğinde tekrar geriye tekrar dönmem lazım. Bakın burada ne olmuş? İşte bir geldiğinde tekrar geriye dönmüşüm. Öyle değil mi? Bir geldiğinde tekrar geriye dönmüşüz ve çok basit olarak ne yapmışız? Böyle bir şeyi elde etmişiz. Şöyle bir temizleyelim. Yani önceki makinayı biraz da basitleştirdik. Şöyle silelim şunları da. Biraz karışıyor çünkü üst üste. C dediğin 01 S mi? Hayır. 01 S değil. C dediğimiz hangisi? Şuradaki S. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bunu silmişim buradan. Siliyorum. Peki silersem oluyor mu? Peki bakalım. Şimdi bakın 1 S'deyken şuraya bakarsak eğer, sıfırla nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Peki geldikten sonra S'ye nasıl geçmiş? Lambda ile geçmiş, öyle değil mi? Lambda ile geçmiş. Şimdi o zaman ne demek bu? Yani sıfırla doğrudan S'ye geçebiliyorum aslında. Yani bunun bir etkisi yok. Öyle değil mi? Bir etkisi yok. Doğrudan geçebiliyorum buraya. O yüzden ne yapmışım? Bunu kaldırmışım. Ve sıfırla C'ye geçmişim. Ama geçtikten sonra da bitmiyor. Çünkü bir geldi tekrar buraya tekrar geri dönüyor. Bir geldi tekrar buraya dönüyor. O yüzden A'dan B'ye diyorsun. A'dan B'ye. A'dan B'ye şöyle bakalım. Şimdi benim amacım zaten lambdaları kaldırmaktı. Bakın sıfır geldiğinde, şu ilk başlangıçta sıfır geldiğinde ben ne yapıyorum? Bakın buradan sıfıra geçiyorum. Buradan da lambda ile buraya geçtiğim için ne yapıyorum? Bitiriyorum. Şimdi böyle bir şey olabilir ama mesela şöyle bir şey düşünebilirdiniz büyük ihtimal. Ya S'den ben buraya bir tane yeni bir bitiş durumu eklemek yerine buradan ben şöyle geçsem, değil mi? Direkt şöyle geçsem olur muydu acaba diye soruyorsanız olmazdı. Çünkü iki durum söz konusu oluyordu. Çünkü hem B'ye geçmek gerekiyordu hem A'ya geçmek gerekiyordu. O yüzden şey olmuyor, yani denkleşmiyor, denk olmuyor. O yüzden ne yaptık buraya? Bir tane bitiş durumu ekledik. Şimdi bitiş durumuna bakalım. Bitiş durumu ekledikten sonra. Şimdi sıfır eklediğimizde zaten bitiyordu. Birinci şart bu. Bakın sıfır eklediğimizde bitiyor. Şartı sağlıyoruz. Birinci durumu sağlıyoruz. İkinci duruma bakalım. Sıfır geldiğinde tamam bitiş durumuna geliyor. Ama bir geldiğinde nereye gidiyor peki bitiş durumuna geldikten sonra? Bir geldiğinde tekrar buraya dönüyor. O yüzden ne yapıyorum? Bir geldiğinde tekrar B için, buraya geçmek için bir tane geçiş ekliyorum doğal olarak. Çünkü buradan buraya geldiği zaman bu geçişin yerine denk olan, yani sıfırla ben aslında sıfır geldiğinde ve sıfır bir geldiğinde, bakın sıfır ve bir geldiğinde ne yapıyorum? Şuraya gelebiliyorum. Ama ben buraya şu geçişi koymazsam eğer ne olacak? Bitecek orada. Öyle değil mi? Denk olmayacak yani. Makineler denk olmayacak. O yüzden ne yapmam gerekiyor? İşte buraya ben şurayı kaldırırsam eğer ve şunu bitiş durumu yaparsam,
İşte bir geldiğinde tekrar buraya geçen bir durum eklemem gerekiyor. Öyle değil mi? Yani şunu diyebilirsiniz hocam, bu evet, düşünerek yapıyoruz bunu. Hani bir kuralı var mı? Yok. Yani sadeleştirmede de bakmanız gerekiyor. Yani denk olan durumu bulmanız gerekiyor. Aksi takdirde yanlış olacak. Sadeleşmiyor anlamına gelir. Öyle değil mi? İlla atıyorum bu kadar sade, ya basit bir makine zaten bu da. Yani sadeleşecek diye bir kural da yok. Sadeleşmeyebilir de yani. Anlıyorum ama konuşamıyorum diyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Az önce onu da söyledim. İki bitiş niye ekledik diyorsunuz? Çünkü denk olan lambdayı başka türlü kaldıramayacağımız için. Şimdi sen diyorsun ki mesela S'den 0 geldiğinde şuraya geleyim diyorsun. Öyle değil mi? 0 geldiğinde şuraya geleyim. Şunu kaldırayım diyorsun. Öyle değil mi? Şöyle kaldırayım. 0 geldiğinde nereye gelsin? Buraya gelsin. Öyle değil mi? Peki sağlıyor mu diğerlerini? Sağlıyorsa sıkıntı yok. Bu da olur. Daha şey değil. Yani sonuçta aynı işi yapıyorsa problem yok yani. Yok, lambda sayısı kadar bitiş yapabilirsin. Yapmaya öyle bir kural yok yani. Sonuçta geçişleri şöyle bir şey de olabilir. Yani daha sade elde edebiliyorsan problem yok yani. İlla o şekilde birebir olacak diye bir şey yok. Amaç ne? Sade makine elde etmek. Ne kadar az, çünkü şöyle bir durum var. Ne kadar çok durum varsa ne anlama geliyor? O kadar çok hafıza anlamına geliyor, değil mi? Sonuçta biz bunu ilk derslerimizde de söylemiştik. Bizim amacımız neydi Fanyat Otomata'da? Şöyle bir amacımız vardı. Minimum hafızayla bu işi yapmak. Öyle değil mi? Çok mesela bir bit saklayarak, mesela atıyorum. Bir bit saklayarak, bir bitlik hafıza yani sonuçta. Çok basit bir donanım, öyle değil mi? Bir bitlik hafıza kullanarak ne yapabiliyoruz? Aslında fanyat otomatayı bile gerçekleştirebiliyoruz. Hani ilk başta şey örneği vermiştik ya, kapı örneği vermiştik, öyle değil mi? İşte açılır kapanır kapıydı, değil mi? Sadece ya açıktı ya kapalıydı. Mesela otomatik kapı vardı ya, ilk dersimizde vermiştik. Mesela orada bir bitle işimizi halledebiliyorduk, öyle değil mi? Ya açıktı ya kapalıydı. Başka bir durum söz konusu değildi. Bir bite ihtiyacımız vardı. Bir bitle ben otomatik kapı yapabiliyordum. Zaten amaç da bu. Fanyat otomatanın amacı ne? Çok kısıtlı hafıza kullanarak ne yapmak? Makinayı da gerçekleştirebilmek. Ya yani yapacağımız şey bu. Evet, şimdi bakalım. Chomsky'yi koymuşuz ama yine pek zaman kalmadı ya Chomsky'ye. Chomsky'ye hiç zaman kalmıyor. Ne yaptınız Chomsky'yi, anlayabildiniz mi? Baktınız mı Chomsky'yle?